Bugün biraz serin galiba hava, üstünüzde bir mont görüyorum. Evet, sabahları biraz serin oluyor. Üşütmemek adına Sabah serinliği yayınlara kaçıyorum diyorsunuz. ya da Birazdan sabah mont serinliği. çıkar. Evet, çıkar ya, kısa süre sonra mont çıkar ama sabahları hakikaten biraz serin oluyor. Oh, Böyle ne güzel. ısırıyor hafiften. Bizim yerimize de bu güzel manzaranın keyfini, tadını çıkartın lütfen. Kuş sesleri de var arkada fon Geliyor, olarak. geliyor. Genelde Hiç geliyor. merak etmeyin. Hepsini duyuyoruz ve görüyoruz. Hiçbir detayı atlamıyoruz. Çok güzel. Peki, şimdi hemen başlayalım. Sıcak haberle başlamak istiyorum aslında. Dış basın diyoruz hep ama son zamanlarda Avrupa'da da sıklıkla görmeye başladığımız, konuşmaya başladığımız bir konu yabancı hakem konusu. Türkiye'de de çok uzun tartışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu bir karar verdi ve yabancı VAR hakeminin görev yapacağını duyurdu. Şimdi bizi neler bekliyor sizce? Biraz anlatalım izleyicilerimize. Ben daha önceki yayınlarımdan bazılarında söylemiştim. Ben temelde kişisel olarak, Hüseyin Özkök olarak yabancı hakeme karşıyım. Ama madem yabancı hakem getirilecekti, geç kalındı. Çünkü bu uzun süreden beri dillendiriliyor herkes tarafından. Bari daha önce getirseydiniz de bu kadar çok büyük tartışmalar yaşanmasaydı. Bakalım, göreceğiz hep beraber. Yabancı ülkelerdeki maçları da seyrediyoruz. Orada VAR hakemlerinin, sahada maç yöneten hakemlerin ne hatalar yaptığını biliyoruz. İngiltere Premier Lig'de bile çok büyük hatalar oluyor. Hele bu sezon biliyorsun, VAR'ın adeta uyuması nedeniyle Liverpool'un nizami bir golü iptal edilmişti. Ve böyle büyük hatalar da olabiliyor büyük liglerde. Şimdi bu hakemler gelecekler buraya, maçlarını yönetecekler. Daha doğrusu işte VAR'da oturacaklar ve sağdaki hakeme yardımcı olacaklar. Nasıl olacak bu iş, göreceğiz. Diğer yandan da Ezgi, Liverpool-Atalanta maçında Türk hakem üçlüsü ve VAR ikilisi vardı. Türk VAR ikilisi Alper Ulusoy'la Abdülkadir Bitigen o maçın VAR'da görev yapan hakemleriydi. Bir taraftan işte biz VAR hakemi getirirken diğer yandan da UEFA Türk hakemlerine görev veriyor ve mükemmel bir maç yönettiler hep beraber. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu da işte Türkiye'deki baskının hakemlere ne kadar etkilediğini çok net ortaya koyuyor. Peki acaba gerçekten tartışmaları sonlandıracak mı bu? Yani şimdi bile bu ilk karar açıklandıktan sonra hakemler belli olur olmaz sosyal medyada şöyle yorumlar gördük. İşte şu hakem bu takımın Avrupa'daki şu maçını yönetmişti, şöyle bir karar vermişti. Yani yapmak isteyen bir şekilde yapıyor sanki Hüseyin Özkök. Ezgi, hakem tartışması asla bitmez. İstersen full yabancı hakem getir buraya. Yine mutlaka eleştirecek, bir Çapanoğlu aranacak bir şey bulunur. Dolayısıyla ben hiçbir zaman hakem tartışmalarının, VAR tartışmalarının biteceğini düşünmüyorum. Umarım bu yeni gelen işte VAR görevlileri tartışmaları azaltır ama şimdi mesela 3 haftada 3 hakem kullanılacak gibi duruyor. Peki diğer kulüpler de, hani böyle önemli maçı olanlar da belki isteyecek VAR görevlisi. Beşiktaş Bu da başkanı bir tane. istedi mesela. Evet, mesela bizim maçımız da yok ama haftaya bekliyoruz dedi. Bakalım, yalnız Beşiktaş başkanı demişken aklıma geldi şimdi. Hakemler arasında rekabet iyidir diye bir şey söylemiş Beşiktaş başkanı Hasan Arat. Yani bu bence çok yanlış bir söylem. Hakemler arasında rekabet diye bir şey olmaz. Orada sportif müsabaka yapmıyor hakemler. Hakemler futbol kurallarına göre maç yönetiyorlar. Dolayısıyla aralarında hiçbir rekabet olamaz, olmamalı. Hakemler hep birlikte el birliğiyle kurallara göre maç yönetirler. Aralarında herhangi bir rekabet de olmaz. Peki. Şimdi Fenerbahçe'nin Konferans Ligi mücadelesini değerlendirelim. Olympiakos karşısında turu İstanbul'a bıraktı dedik. Burada tabii en çok merak edilen konu Fred konusu. Çünkü Fenerbahçe'nin yokluğunu en çok hissettiği oyuncu ve bir sarı kart gördü. Şimdi statü ne diyor? Fred oynayabilecek mi, oynayamayacak mı? Çünkü daha önce gördüğü kartı grupta gördü. İsterseniz bu konuyu siz bize bir anlatın. Ezgi, şimdi ben bunu sosyal medyada gördüm. Birçok kişi Fred sarı kart gördü, işte oynayamayacak falan yazmıştı. Bayağı da çok vardı. Sarı kart görüp görmediğini arayanlar, sosyal medyada soranlara rastladım. Dolayısıyla bununla ilgili bir paylaşım yaptım. Şimdi
grup maçlarından önce eleme maçlarında görülen sarı kartlar grup maçları başlamadan önce siliniyor. Grup maçlarından itibaren yarı finale kadar olan kartların çetelesi tutuluyor. Fred de grup maçlarında bir tane sarı kart görmüştü. Ondan başka da bir sarı kartı yok. Bu son maçta da Olympiakos maçında da ikinci sarı kartını gördü. Üçüncü sarı kartı görmüş olsaydı varsayalım. O zaman Olympiakos rövanşında oynayamazdı. Ama şu anda iki sarı kartta olduğu için oynamasında herhangi bir sorun yok. Olympiakos rövanşında da oynayacak. Olympiakos rövanşında diyelim üçüncü sarı kartını gördü. Az önce söylediğim gibi yarı finalde de tüm sarı kartlar silineceği için yine bir sorun yok. Yarı finalde de Fred'in oynaması mümkün sarı kart görürse eğer. Tabii kırmızı kart görürse o zaman başka. Bu önemli. Şimdi biz UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerimizi koruyoruz ama sıralamada değişiklikler var. Çekya, evet. İskoçya'yı geçti. Bu bizim için ne ifade ediyor? Çekya'nın İskoçya'ya geçmesi onların Şampiyonlar Ligi'ne 25-26 sezonunda doğrudan bir takım sokmaları anlamına geliyor. Ya bizim için bir şey ifade etmiyor. Yok, bizim için ifade etmiyor. İskoçya ile Çekya arasındaki sıralamada bir değişiklik oldu. İskoçya'nın takımı kalmadığı için Çekya takımı Victoria Pilsen 1 puan aldı ve aynı puana geldiler. Şu anda Türkiye'nin 38.100 puanı var Ezgi. Çekya ve İskoçya'nın da 36.050 puanları var. Geçen sezon daha iyi olan ülke sıralamada Çekya olduğu için aynı puanda olsalar bile Çekya daha üst sırada sayılıyor. Ve onlar şimdiden artık 25-26 sezonunda garantilediler Şampiyonlar Ligi'nde ilk 10 içinde olmayı. Bizim için de bir sorun yok. Biz de garantilemiştik. Çünkü İskoçya'nın önündeyiz ve İskoçya'nın takımı kalmadı. Şimdi Çekya bize yetişir mi, yetişemez mi, 9. sıraya alır mı, alamaz mı diye bir tartışma olabilir. Ama orada da aramızdaki puan farkı 38, %36-050 arasında bayağı bir fark var. Ben 9. sıradaki yerimizi artık garanti görüyorum. Bu arada şimdi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu hafta oynanan maçlardan sonra sürpriz sonuçlar da alındı ve sezonun en başarılı ülkesi sıralaması da değişti. İsterseniz bu konuda da izleyicilerimizi bilgilendirelim. Evet, bu sezonun en başarılı ülkesi sıralaması önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek iki ekstra takımı belirlemek açısından önemli. Burada da 3 ülke çekişiyor. İtalya ilk sırada şu anda ve onlar bayağı bir puan farkıyla yerlerini garantilediler gibi duruyor. Almanya ile İngiltere ikinci sıra için çekişiyorlar. Salı günü oynanan maçlardan sonra İngiltere Almanya'ya geçmişti. Fakat Perşembe akşamı Bayer Leverkusen West Ham'ı yenince bu sefer Almanya İngiltere'yi tekrar geçti. Bakalım burada ciddi bir çekişme olacak Almanya ile İngiltere arasında. Leverkusen West Ham'ı elerse tabii ki ekstra bonus puan da kazanacak yarı finale kaldığı için. Diğer yandan işte Bayern Münih ile Dortmund'un ne yapacağını tam bilmiyoruz. Onlar da bonus puanlarla puanlarını yükseltebilirler ama İngiltere'nin de toplamda 5 takımı var. Hani West Ham elendi diyelim, diğer 4 takım tur geçebilirler. Dolayısıyla orada sonuna kadar Almanya ile İngiltere arasında ciddi bir çekişme olacak. Kısacası ilk 2 sırayı alan ülkelerin takımları 5 takımla katılacak, yani ülkeler Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sene. Peki, şimdi gündemdeki maddelere şöyle bir bakıyorum. Premier Lig'de kış dönemi menajerlik ücretleri ve yeni finansal kurallar açıklandı şeklinde bir haber var. Nedir açıklanan? Hemen onu da kısaca belirteyim Ezgi. Premier Lig'deki menajerlik ücretleri sadece geçtiğimiz kış transfer döneminde Ocak ayında toplam 409.592.000 pound olmuş. Yani bu inanılmaz bir rakam. Ve Chelsea burada başı çekmiş, menajerlere 75 milyon sterlin ödemişler. City 60 milyon, Manchester United'da 34 milyon ödemişler. Bunun bir listesi var tabii bütün ligdeki takımlarla ama ben şimdi tabii hepsini okuyamam. Bu ilk üçünü yazdım. Yani Chelsea'nin finansal fair play konusunda ne kadar sorunlu bir kulüp olduğunu biliyoruz ama 75 milyon sterlin menajerlere ödemişler. Diğer yandan Premier Lig'de de bu yeni karlılık ve sürdürülebilirlik kurallarını bütün kulüpler kabul etti. 2025-26 sezonundan itibaren uygulanacak. İngiltere'de Avrupa'ya katılan takımlar gelirlerinin ancak %70'ini harcayabilecekler. Avrupa'ya katılamayanlar ise
85'ine kadar harcama yapabilecekler gelirlerinin. Bu UEFA'da %70 ile sınırlandırılmıştı. Hatta 3 yıl içinde %90, 80 ve sonucunda da bundan sonra UEFA'da katılacak takımlar gelirlerinin %70'ini ancak harcama gösterebilecekler. Peki yine sizinle daha önce çok konuştuğumuz bir konu vardı. Benfica Marsilya deplasman konusu, taraftar yasağı çekişmesi tatlıya bağlandı demişiz. Nasıl bağlandı? Evet, şimdi Marsilya polisi çok kriminal vakalar olduğu için Marsilya'da özellikle bu uyuşturucu ile ilgili olarak yabancı taraftar, Benfica taraftarının gelmesini istemiyormuş. Benficalılar da buna karşın bir önlem olarak ve tabii ki biraz da onlara yaptırım olsun diye son oynanan maçta Marsilya taraftarını almak istemediler. Fakat sonra araya UEFA falan girince iş tatlıya bağlandı. Bu son maçta Benfica Marsilya maçında 2-1'lik karşılaşmada Marsilya taraftarı tribünlerde yer aldı. Haftaya oynanacak rövanş karşılaşmasında da Marsilya taraftarının, düzeltiyorum, Benfica taraftarı da Marsilya'da tribünlerde yer alacak. Bu konu hakikaten çok sık gündeme geliyor. Birçok ülke işte yabancı taraftarları almak istemiyor. Fakat UEFA da buna kesinlikle karşı çıkıyor. Hatta UEFA Başkanı Ceferin'in bir açıklaması vardı geçmişte. Böyle bir uygulama yapıldığı takdirde o şehirde bir daha UEFA maçı oynatmayız diye, ama şimdilik böyle gitgellerle bu iş devam ediyor. Peki son olarak bir de Harry Kane'in çocuklarının trafik kazası geçirdiğine dair bir haber. Durumları ile ilgili güncel bilgi nedir Hüseyin Özkök? Evet, bu Harry Kane İngiltere'de Londra'dayken Şampiyonlar Ligi karşılaşması için çocukları bakıcılığıyla birlikte galiba bir kaza yapıyorlar. Daha doğrusu şu fotoğrafta görülen hasarlı arabanın 20 yaşındaki kadın şoförü Harry Kane'in içindeki çocukların içinde bulunduğu minibüse çarpıyor ve hasara neden oluyor. Ancak çocuklar işte sarsıntıyla sağa sola çarpmakla ufak tefek yaralarla bu kazayı atlatıyorlar. Gerçekten Allah korumuş diyelim. Bu kazaya neden olan 20 yaşındaki kadın hakkında da Almanya polisi soruşturma başlattı ve yaralamaktan kendisine bir dava açılacağı söyleniyor Alman basınında. Neyse ki can kaybı olmaması tabii ki iyi. Harry Kane de çok tabii ki endişelenmiş ama herhangi bir şey de olmamış. 3 çocuğu varmış çünkü arabada. Neyse ki. Peki Hüseyin Özkök, çok çok teşekkür ediyorum size verdiğiniz bilgiler ve yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum. Sanki bir şey söyleyecekmişsiniz gibi. Evet, ben ve kuşlarım da size güzel bir hafta sonu diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, Hüseyin Özkök'le dış basının gündemini şöyle bir değerlendirdik. Aslında sadece dış